Günaydın, mutlu sabahlar. Fokus başlıyor. Ben Reyhan Baysan. Haftanın ikinci iş ve işlem gününe geldik. Önemli gündem başlıkları, veriler izlenmeye devam ediyor. Hiç vakit kaybetmeden onları şimdi aktarmaya başlayalım. İhracat iklimi verisi açıklandı. İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi verilerine baktığımız zaman Eylül'de 50,5 olarak gerçekleşti ve ihracat pazarlarındaki talep koşullarında aylık bazlı ılımlı bir artış olduğunu gözlemlemiş olduk. Bazı önemli ihracat pazarlarında büyümenin yavaşlandığı gözlemlenirken bazılarında da ekonomik aktivitenin daralması ihracat iklimindeki iyileşmenin ilgili dönemde en zayıf düzeyde gerçekleşmesine sebep oldu. Bu gibi gelen veriler aslında bizim yurt dışı talebin biraz azaldığını gösteren, orada da işlerin çok iyi gitmediğini gösteren bir tabloyu işaret ediyor. Buna karşın Türkiye'nin en büyük ihracat ortağı, en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya'nın sanayi üretiminde bir toparlanma oldu ve bu aslında beklentilerin epey üzerinde gerçekleşti diyebiliriz. Ağustos ayında pozitif bir sürpriz yaptı ve buradaki verilere göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış reel sanayi üretimi Ağustos 2024'te bir önceki aya göre %2,9 arttı. Analistler, ekonomistler %0,8'lik bir daralma bekliyordu. Dolayısıyla pozitif bir sürpriz olmuş oldu. Üretim Temmuz ayında %2,4 düşüş kaydetmişti. Ve geçelim şimdi piyasalara ilişkin bir beklentiye. Goldman Sachs 3. kez S&P 500 tahminini yukarı yönlü revize etti. İlk önce 4700'den 5200'e revize edilmişti. 5200-5600'e gelmişti. Şimdi ise bu yılki 3. güncellemede 6000 seviyesine doğru bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Goldman Sachs yıl sonu için 6000 puana ulaşmasını bekliyor. S&P 500'ün 12 aylık tahminde de 6300'e yükselttiğini görüyoruz ve burada farklı farklı faktörler var aslında. Neden böyle bir beklenti içerisinde olduklarına baktığımız zaman işte beklenen kar marjı genişlemesi, yarı iletken sektöründeki toparlanma, yapay zeka trendlerinin kurumsal kazanç büyümesinin artılacağına dair beklentiler burada Goldman Sachs'ta böyle bir revizyon, bir pozitif revizyon gelmesine sebep oldu diyebiliriz. Bu arada bu tahminler ABD ekonomisindeki güçlü büyüme devam ettiği takdirde, yani bu senaryo üzerine kurulu, bunu da söyleyelim. Örneğin işte 2025'te gayri safi yurt içi hasılanın ortalama 2,3 büyüyeceği, 2026'da da %2 olarak büyüme gerçekleşeceğine dair baz alınan bir senaryoda böyle bir revize geldi. Bunu aktaralım ve şimdi rakamlara geçelim. Evet, borsaya baktığımız zaman dün aslında yatay pozitif bir seyirdeydi ta ki kapanışa kadar. Kapanışa yaklaşırken orada satışların sertleştiğini, %0,85 civarında bir satış geldiğini gözlemledik. Yeni gün ise %0,10'luk yukarı yönlü bir hareketle 9040 seviyesinden başladı. Şu anda da çok sınırlı bir geri çekilme var. 10.000'de ikilik, üçlük bir düşüşle 9029 seviyesinden işlemler geçiyor. İlerleyen dakikalarda Fokus'ta Seda Yalçınkaya Özer bizimle birlikte olacak ve onunla birlikte borsaya detaylı bir şekilde bakacağız. Özellikle bilançolar tarafında da beklentiler nasıl, neler konuşulacak, bunların hepsini aktaracağız borsaya dair diyelim. Dolar TL'de 34.27, Euro TL tarafında 37.70'i görürken Euro Dolar paritesi 1.10 psikolojik seviyesinin altına gerilemişti ve oradaki seyrine devam ediyor. Her ne kadar şu an itibariyle biraz daha Euro lehine bir tablo olsa da Avrupa borsalarında moraller bozuk diyebiliriz. Neden? Çünkü Çin'den, bugün tatilden döndü altın hafta sonrasında. Tatile gitmeden önce ciddi anlamda büyük teşvik adımları gelmişti ve bunların devam etmesi bekleniyordu. Ancak sabah saatlerinde yetkililer yalnızca ekonomik hedefleri tutturmaya yönelik olan inançlarından, isteklerinden bahsettiler ve herhangi bir adım gelmedi. Ve bu Avrupa borsalarında özellikle Çin ekonomisine biraz daha maruz olan sektörlere, lüks tüketim, madencilik gibi sektörlere biraz daha negatif etkiledi diyebiliriz. Ve şu an itibariyle örneğin işte Fransa tarafında %1'i aşan, İngiltere tarafında yine %1'i aşan düşüşler
dikkatleri çekiyor. Bakalım burada nasıl gelişmeler olacak gün içerisinde. ABD tarafına baktığımız zaman karışık bir açılış beklentisi var ama dün 3 ana endekste de olumsuz kapanışlar oldu. Ama burada dikkat çekici gelişme teknoloji hisselerinde bir miktar düşüş yaşanırken Nvidia buradan kazançlı çıkmayı başardı. Geniş piyasa düşüşüne karşı durdu. Supermicro Computer her çeyrekte 100 binden fazla GPU çip göndereceğini açıklamasının ardından bu iki hissenin yükselişe geçtiğini gözlemledik. Çünkü Bloomberg verilerine baktığımız zaman Supermicro Computer Nvidia'nın 3. en büyük müşterisi ve toplam gelirinin de yaklaşık %9'unu temsil ediyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir çip verme sözü verilince her çeyrekte 100 bin çip üretileceğini ve paylaşılacağını söylemeleri Nvidia hisselerinde neredeyse %4 civarında bir artış gerçekleşti ve hisse başına $130'a kadar yükseldiğini gözlemledik. Ve böylelikle Nvidia'nın piyasa değeri $117 milyar, Supermicro Computer'ın da $4 milyar yükselmiş oldu dünkü yükselişin ardından. Karışık bir açılış beklentisi var dedik. Perşembe gününü bekliyoruz. ABD'den enflasyon rakamı gelecek ve aslında uzmanlara göre, BOFA'ya göre, bunu da programımızın sonunda gün raporu kısmında paylaşacağız ama şöyle bir ufak ipucu vermek gerekirse, BOFA analistlerine göre artık istihdam verisinin çok sıcak gelmesinden sonra, beklentileri aşmasından sonra aslında perşembe günkü enflasyon verisi de daha büyük önem kazandı diyelim ve hemen geçelim tahvil piyasasına. Tahvil piyasasındaki hareketler aslında dünden bu yana dikkat çekici olmaya sürdürüyor. Biraz daha burada normalleşen bir tablo karşımıza çıkıyor ama aslında satışların geldiğini gözlemlemiştik. 2 yıllık tahvil faizi %3.95'ti ABD'de, 10 yıllık tahvil faizi %4 ve 2 tahvil faizinde de 2 yıllıkta bir miktar geri çekilme var getirdi ama orada da yine %4 seviyesinin dün itibariyle test edildiğini gözlemlemiştik. Burada hala 10 yıllıkların %4 seviyelerinde kaldığını görmek mümkün oluyor. Peki emtia cephesinde nasıl gelişmeler var? Hemen oraya da bakalım. Spot altın %0.68 geri çekilmeli, $2628 işlem görüyor. Gram altın tarafında 2900 liranın üzerinde tutunacak mıyız? Şu anda bu soruyu soruyoruz. Tam 2900 lira sınırındaki hareketlere bakarak Bitcoin $62,000'dı. Şu anda %1'in üzerinde bir satış var. Ve her iki tip petrole baktığımız zaman da biraz jeopolitik gelişmelerin etkisiyle beraber geçtiğimiz hafta en iyi haftalarından birini geçirmişti aslında. Ancak Çin'den teşviklerin, beklenen teşvik adımlarının gelmemiş olması, hükümetten böyle adımların gelmemiş, açıklanmamış olması bu sabah saatlerinde petrol başta olmak üzere diğer emtia tarafında da büyük satışlar getirdi diyebiliriz. Şimdi Albatros yatırıma gideceğiz. Oradan yatırım danışmanlığı müdürü Eren Kılıç bizimle beraber olacak. Eren, günaydın, merhaba, hoş geldin. Merhaba, evet. Günaydın. Şimdi borsa tarafında baktığımız zaman dün böyle pozitif diyebileceğimiz yatay pozitif bir seyrin ardından düşüşle kapandığını gözlemledik. Şu anda da bir yön arayışı var sanki. Hangi faktörlere bağlı olarak acaba bugünkü performans biraz daha şekillenebilir? Neler söylersin? Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde endeks %0.85 düşüşle 9031 puanından kapatmıştı zaten. Dün itibariyle BIST 100 endeksinde prim yapabilen hisse sayısı 41'de kaldı. Endeksler arasında en çok kazandıran metal ana sanayi olurken en çok kaybettiren ise spor oldu. Küresel piyasalara baktığımızda Cuma günü güçlü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında ABD'de resesyon korkularını yatıştırırken FED'e yönelik faiz indirimleri beklentilerini de azalttı. Piyasalarda Kasım toplantısı için ağırlıklı olarak 25 bas puan faiz indirimi faiz indirimi fiyatlanmaya devam ediyor. Aynı zamanda jeopolitik gelişmeler ve İsrail-İran gerginliği de gündemde yerini korurken piyasalarda daha temkinli bir görünümün hakim olduğunu söyleyebiliriz. BIST 100 endeksine dönecek olursak da genelde zayıf görüntü devam ederken tepki denemeleri satış baskılarıyla sonuçlanıyor. Yani orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalar altında hareket eden endeks 9000 puan etrafında tutunmaya çalışırken olası geri çekilmelerde 8850 ve 8700 seviyelerini destek olarak takip edebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerde ise 9200 ve 9400 seviyelerini direnç olarak takip edeceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Eren Kılıç aktardıkların için diyelim. Albatros yatırıma gittik. Şimdi ise bu sabah saatlerinde Otomotiv Sanayi Derneği OSD
Eylül rakamlarını açıkladı ve Ocak-Eylül döneminde baktığımız zaman otomotiv üretiminde %7 bir düşüş var ve 1 milyona gerilediğini görüyoruz. Eylül'de ise yıllık bazda %6 olarak gerçekleşti düşüş. 123.004 olarak gerçekleşmiş oldu. Yerli üretim payı Eylül'de yıllık 8 puan düşüşle %8'e indi. Şimdi Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroğlu, Bloomberg HT kıdemli muhabiri Burak Karagöz'ün konuğu. Burak, ben sözü hemen sana ve konuğuna bırakayım açıklanan son verileri değerlendirmek üzere. Reyhan, teşekkürler. Sen zaten verileri izleyicilerimize aktardın. Ben de hemen OSD Başkanı Sayın Cengiz Bey'e sormak istiyorum. Efendim, rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Onunla başlayalım. Şimdi rakamlar tabii çok boyutlu. İyi rakamlarımız da var, çok iyi olmayan rakamlarımız da var. Önce iyi rakamdan başlayayım. Eylül ayında 3.4 milyar dolarla rekor bir ihracatın olduğu bir ay oldu. Burada özellikle tedarik sanayinin ihracatındaki artışın bu konuda çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bu başarılı Eylül ihracat rakamıyla beraber otomotiv sanayi 26.4 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'de en fazla ihracat yapan sektör olma pozisyonunu devam ettiriyor ve Türkiye'nin toplam ihracatının %16.2'si de bu rakamlarla otomotiv sanayi tarafından gerçekleştirilmiş oldu. Bu açıdan bu rakamlar iyi rakamlar tabii. Kötü rakamlar neler? Tabii otomotiv sanayinin üretiminde azalma var maalesef. Geçen senenin ilk 9 ayına göre bu senenin ilk 9 ayında %7'lik bir kaybımız var üretimde. Üretimdeki kaybın en büyük sebebi de iç piyasadaki yerli üretimden satışların azalması. İlk 9 ayda 6 puanlık bir gerileme varken özellikle Eylül ayında bu gerilemenin 8 puana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla ithalatçıların pazar paylarını arttırdıkları bir 9 ay yaşadık. Bu da aslında otomotiv sanayinin gelecek yatırımları ve istihdamını koruması açısından iyi göstergeler değil diyebilirim. Bir diğer altını çizmem gereken gösterge ise Türkiye'deki kamyon üretimi. Kamyon üretiminde de Türkiye'de önemli bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bunun da baktığımız zaman en önemli sebebi Avrupa'ya yapılan ihracattaki azalma. Geçen senenin aynı dönemine göre %44'lük bir ihracat azalmamız var. Kamyon üretimi rakamları niye önemlidir? Bizim için ekonominin gidişatı konusunda öncü sinyallerdir. Avrupa'da bir durgunluğun, yavaşlamanın bir belirtisi olarak görüyoruz bunu. Bu da aslında bizi endişelendiriyor bu açıdan. Cengiz Bey, yerlilik oranındaki bu dramatik düşüşün sebepleri neler efendim? Şimdi kuşkusuz en önemli sebebi geçen seneden bugüne ÖTV oranlarının güncellenmemesi oldu. Bugün yerli üreticiler de hem yüksek enflasyonist ortamda %80'lik ÖTV dilimiyle araç satışı yapmaya çalışıyorlar. Ki biliyorsunuz yerli otomobil üreticileri Türkiye'de genelde B ve C segmentinde üretim yaparlar. Burada da tabii fiyatlara, maliyetlere en hassas olan müşteri kitlesinin olduğu, satın alma gücünün en zayıf olduğu müşteri kitlesiyle iş yapan bir sektör o açıdan. Tabii vergilerin bu kadar yüksek olması ve lüks araçlarla başlangıç seviyesindeki araçların benzer vergi oranlarına tabi olması özellikle yerli üreticilerin pazar payını olumsuz yönde etkiliyor. Siz sektör olarak bununla ilgili ne gibi önlemler almayı planlıyorsunuz? Tabii bu konuda ilgili bakanlıklarla görüşüyoruz. Bir yandan da kendi içimizde rekabetçiliğimizi arttırmaya, daha verimli çalışmaya çalışıyoruz tabii. Şimdi bir diğer taraftan da sektörün en çok konuştuğu konulardan bir tanesi Çinli markaların Türkiye'deki ağırlıklarını arttırması. Biliyorsunuz daha önce de konuşmuştuk, Çinli bir üreticinin kısa zaman içinde yatırıma başlayacağı. Dolayısıyla nasıl değerlendiriyorsunuz şu an itibariyle ve rekabeti nasıl etkileyecek bu durum? Şimdi biz tabii OSD olarak öncelikle ülkeye yeni otomotiv yatırımları gelmesinden dolayı çok memnunuz. Bizim en önemli hedefimiz Türkiye'deki 2.2 milyon adet olan üretim kapasitesini daha da yukarılara taşımak. Bunun için de yeni oyuncuların Türkiye'ye gelmesi lazım. Bu açıdan son derece önemli. Çinli firmaların belli konularda teknolojik üstünlükleri de var.
Bunların tabii Türkiye'ye taşınması, Türkiye'deki mevcut oyuncular için de bir gelişim fırsatı. Yani bu açılardan baktığımız zaman tabii olumlu görüyoruz. Rekabet açısından rekabeti bozucu teşviklerin olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunun dışında biz Çinlilerle, Çinli markalarla Türkiye şartlarında Türk otomotiv sanayi olarak rekabet etmeye hazırız. Bir çok önemli bir sorun olacağını düşünmüyoruz o açıdan. Cengiz Bey, şimdi özellikle elektrikli otomobil tarafını sormak istiyorum. Orada işler nasıl gidiyor? Bu soruyla beraber de aslında şunu da sormak istiyorum. Düşük karlılıklar Avrupa'da ve Türkiye'de nelere yol açabilir? Şimdi tabii özellikle Avrupa'da 2025 yılında %30'luk bir elektrikli araç pazar payına ulaşılması bekleniyordu. Bugün geldiğimiz noktada 2024 yılında ilk 8 aylık rakamlara göre %12.6 seviyelerinde bir elektrikli araç pazar payı var Avrupa'da. Yani öncelikle bir müşteri tarafında büyük bir karşılık yok. Beklentilerin çok altında ve tabii otomobil firmaları da markalar da büyük yatırımlar yaptılar bu konuda. Şimdi hem karlılıkların düşük olması, karlılıklar tabii yalnızca elektrikli araçlar değil aslında bütün araçlarda genelde bir karlılık baskısı var. Çünkü talepte bir azalma var. Talep azaldığı zaman doğal olarak bu karlılıklara da olumsuz yansıyor. Şimdi bir yandan yapılan büyük yatırımlar var, bir yandan karlılıkların baskı altına girmesi. Tabii Avrupalı üreticileri oldukça zorlar duruma geldi. Bir de diğer taraftan biliyorsunuz emisyon konusunda konulmuş olan kurallar, hedefler var. Bu kurallara, hedeflere uyulmaması durumunda uygulanacak olan ciddi cezalar var. Şimdi dolayısıyla Avrupa'da bir çıkmaza doğru gidildiğini görüyoruz. Ya üreticiler büyük cezaları ödeyecekler veya az miktarda üretim yapıp elektrikli araç üretmeyen fabrikalarını kapatacaklar. O zaman nakit akışları bozulacak gibi bir çözümün nasıl olacağı belli olmayan bir ortama gidiyoruz. Herhalde bunun en mantıklı çözümü çevre endişelerine rağmen bu hedeflerin biraz yumuşatılması, ötelenmesi, gevşetilmesi olacak. Çünkü Avrupa'da şöyle bir durum da var. Bir yandan hedefler varken Avrupalı hükümetler de gereken yatırımları yapmadılar. Bugün Türkiye'deki şarj istasyonu rakamları bir araç başına düşen Avrupa'nın neredeyse iki katı. Türkiye daha iyi durumda. Fakat Avrupa'da da gerekli yatırımların, gerekli altyapının henüz oluşmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bir yandan hedef veren hükümetler bir yandan altyapı yapmadıkları zaman bu hedeflere ulaşmak da zorlaşıyor. Bu açıdan otomobil markalarında haklı olduğu taraflar da var. Dolayısıyla tarafların oturup en uygun çözümü bulmaları gereken bir dönemdeyiz. Yani tam bir yol arayışındayız aslında diyelim otomobil markaları olarak. Evet, son olarak da süren bitti ama tabii üretimi çok sordum. Pazarın bitmesine 3 ay kaldı. Dolayısıyla yine 1 milyonun üzerinde bir pazar gözüküyor. Siz de sektörün en eski isimlerinden bir tanesiniz. Şimdi 2023'te 1 milyonun üzerindeydi ama 2024 böyle beklenmiyordu. Neler söylemek istersiniz? Şimdi dediğiniz gibi 2024 yılı 2023 yılına paralel bir şekilde kapanacak gibi duruyor. Bu da aslında hem ihracatın hem iç piyasanın 2023 yılı paralelinde olması aslında başarı. Bu zorlu şartlara rağmen. Tabii 2024 yılında açıkçası hiçbirimiz bunu beklemiyorduk. Bunu da söylemek lazım. Yani bir miktar aşağı doğru hareket olmasını bekliyorduk ama 2024 yılı içinde de sürekli değişikliklerin yaşandığı, fırsatların ortaya çıktığı aylar yaşadık. Bu da bence talebi bir miktar tetikledi. Yani normal çizgisinin üzerinde bir yere taşıdı. Fakat 2025 yılında 2024'ü yapmamız biraz daha zor olacak gibi duruyor şimdiden. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun Cengiz Bey. Evet, Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Sayın Cengiz Eroğlu'nu hep beraber dinledik. Sözü tekrar sana bırakıyorum Reyhan. Burak, çok teşekkür ediyoruz Burak Karagöz'e ve konuğuna. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın. We'll be right back.
yeniden karşınızdayız. Şimdi İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle beraber. Seda hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Yani borsa için böyle hani daha güzel günlerde seni ağırlamak isterdim ama sanıyorum ki çok hani çok güneşli günlerden geçmiyoruz. Hava güneşli olsa da şöyle bir son duruma bakalım mı? BIST'te senin gözlemlediğin, senin gördüğün kadarıyla şöyle bir analizini yaparsan neler söylersin? Borsada iyi günde de varız, kötü günde de varız. Yapacak bir şey değil. Şu anda gerçekten kötü günlerden geçiyoruz. Borsa neşesiz ama neşesini sağlayabilecek de çok önemli de bir yakıtı yok açıkçası. Son enflasyon rakamı gerçekten beklentilerin çok altında geldi ve piyasa şuna çok inanmıştı. Enflasyonun beklenti üzerinde geldi, özür dilerim. Altında geleceği ve hani bu iyimserlikle birlikte Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayacağı senaryosuna inanmıştı ve bunun fiyatlamasını yapmak istiyordu diye düşünüyoruz. Çünkü işte Merkez Bankası'nın son karar metnindeki o sözel yönlendirme bize biraz bunun tepkisini de vermişti. Ama şu anda gelinen noktada bir kere çok yüksek bir faizle baş başayız. Bunun etkisini net görüyoruz. Ve Merkez Bankası gerçekten şu anda piyasada oluşan likiditeyi güçlü miktarda çekebilmiş değil. Piyasa likit. Bunun etkisi de var. Yani biraz daha orada daha güçlü adımlarla birlikte o likiditenin çekiliyor olması gerekebilirdi. Tüm bunlarla birlikte tabii ki işte yabancı yok, elbette ki hacimsiziz. Yani bunları artık konuşmaya bile gerek yok ama beklediğimiz yabancı yatırımcı bugünden yarına baktığımız zaman gelmeyecek. Biraz önce de zaten hani seninle konuşuyorduk yayın öncesinde. Ama elbette ki biz şunu da düşünüyorduk, tamam artık buralar dip olabilir gerçekten hani ve tüm olumsuzluklar buraya yansıtıldı ve buradan artık bir tepki bekliyoruz şeklinde. Çünkü ekonomi politikalarına baktığımız zaman işte gerçekten sıkılaşma var. Ama uzun süre bu sıkılaşma sürmeyecek ya da uzun süre faiz artırımları bu noktalarda kalmayacak. Bizim faiz indirimi beklentimiz 2025 yılının ilk çeyreğindeydi. Fakat Merkez Bankası çok ciddi bir sıkılaşma içerisinde ve çok kararlı bir duruş ve söylemle devam ettiği için biz de beklentimizi Kasım aralığa çekmiştik. Aynen. Fakat baktığımız zaman bu enflasyon rakamıyla bunu sağlayabilecek bir eli rahatlığında değil. O nedenle önümüzdeki zamanlarda biraz daha bu hikaye yani borsadaki fiyatlamanın o güçlü tepkinin beklediğimiz o tepkinin hikayesi ötelenmiş durumda. Bu net yani bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki bu ötelenmeden yani biz biraz hani senin de dediğin gibi ibreyi son çeyreğe çevirmiştik ama ötelenme derken artık hani son çeyreği de pas geçip 2025'in ilk çeyreğine mi bakmamız gerekiyor? İki tane enflasyon rakamının yine beklenti altında kalması, %2'lerin altında güçlü bir şekilde gelmesi, piyasadan likidite sıkılaşma hareketlerinin daha da cesur adımlarla yapılması yine açıkçası son çeyreği destekler bence. Burada benim umudum halen daha bitmiş değil. Zaten sıkılaşma adımları yavaşladığında, faiz indirimleri geldiğinde ya da ekonomi politikalarında daha o sıkı ortam kalktığında gerçekten değerinin çok daha altında fiyatlanan, çok güçlü, faaliyetlerinde güçlü olan şirketler elimizde kalacak. Bu da çok iyi bir potansiyel getiriyor bize. Yani buradaki varlık, işte o ucuzluk dediğimiz, tırnak içerisinde söylediğimiz, evet elbette ki şu andaki tema bunun üzerine kurgulu değil. Yabancının satın almaya hazır olduğu tema bu değil tabii ki. Ama yarın öbür gün politikalar değiştiğinde ve ekonomi politikalarında tema değişikliği, işte değişim olmaya başladığında gerçekten beklenti piyasanın altında bir fiyatlanan hisseler kalmış olacak. Şimdi bir grafiğimiz var yani borsadaki 12 aylık hedef ve güncel FK oranına bakıyoruz ve burada hani dediğin gibi hani ucuzluk hani aslında bir temaydı belki ama hala bir tema mı? Yani yabancıyı geçtik zaten diyorsun. Ama bizim için hani nasıl bir tema, yerli yatırımcı için ne ifade ediyor acaba? Şimdi satın almak için yeterli bir tema değil bir kere, bunu söyleyelim. Şu anda yatırımcı kendisini güvende hissetmek istiyor. Para piyasası fonlarına park etmiş durumda, mevduata park etmiş durumda ve çok haklı bir şekilde. Yani enflasyonun üzerinde, çünkü enflasyon çok ezici bir 2024 yılını beraberinde getirdi. Şirketler reel anlamda kâr edemedi yani bunu da hani birazdan konuşuruz seninle. O yüzden şu anda yerli yatırımcı için de tamamıyla defansif taraftayız. Yani paranın park ettiği yer daha likit olan taraf, mevduat taraf, para piyasası fonu.
ya da altın fonları, borsadan altın alma şeklinde devam ediyor. Zaten fonlara baktığımız zaman fon dağılımlarında ya da buradaki işte para nereye gidiyorunun sorusunu aslında fon tarafında alıyoruz ve oradaki giriş çıkışları da takip ediyoruz. Hayır, hisseye girişler oldukça az, hatta yok denebilecek evet. kadar az. Dolayısıyla buradaki hikaye değişikliği hisse fonlarında da hareketliliği beraberinde getirecek. Bununla birlikte zaten bir kaldıraç etkisi yaratacak. Ama şu anda bunu sağlayabilecek güçlü bir hikaye yok. Yani temadan ziyade hikaye ve bunu besleyebilecek temel bir konjektür şu anda yok. Evet, o hikaye eksikliğini bu yıl içerisinde biz bir kere daha yaşamıştık. Sonrasında işte biraz daha o yabancı beklentisiyle, sonrasında da işte faiz indirimi beklentisiyle biraz daha şekillendi ama şu anda dediğin gibi hani ikisinden de en azından yakın gelecekte fayda sağlayamayacak gibi duruyor BIST 100. Peki şimdi bilançolarda hani 3. çeyreğe ilişkin olarak hani orayı belki konuşmamıza gerek yok çünkü hani maalesef çok iyi bir beklenti yok ama 1. ve 2. çeyrek bilançolarına şöyle bir bakarsan ikisi arasında kıyaslama yaparsan nasıl farklılıklar var? Yani önümüzdeki dönemi biraz daha belki bize daha iyi anlatır bu. Birinci çeyrekte BIST 100 şirketleri için konuşalım. Reel anlamda şirketler büyüme anlamında, karlılık anlamında bir kere daha rahatlardı. Yani evet, geçen senelere kıyasla tabii ki enflasyon muhasebesi gelmesiyle birlikte elbette ki reel anlamda karlılıklar düştü, ciroda azalmalar oldu ama birinci çeyrekle ikinci çeyrek arasında bir kere ikinci çeyrek bilançoların bu kadar gerileyeceğini, bu kadar karlılık azalabileceğini ve hatta bunu ciroları bu kadar etki edebileceğini tahmin etmemiştik açıkçası. Yani ben kendi adıma konuşayım en azından. İç ve talepteki daralmaya bağlı olarak dış taraftaki durgunluk ciroların erimesine neden oldu. Yani şirketler reel anlamda satışlarını arttıramadılar. Karlılıklarını arttıramadılar. Bu bir kere en büyük etken. Enflasyon muhasebesine tabi olmayan şirketlerin hepsi güçlü bilançolar açıkladı. Ve zaten baktığımız zaman birinci çeyrekte BIST 100 şirketleri içerisinde 40 tane şirket güçlü karlılığını arttıran. Şimdi ikinci çeyrekte bu sayı yarı yarıya düştü. Yani 20 şirket, 25 şirket karlılığını artıran güçlü şirket diyebiliriz. Reel anlamda büyüyen diyebiliriz. Ve bunların içerisinde de zaten enflasyon muhasebesine tabi olmayan şirketler de var. Bu bir kere en önemli şey. Reel anlamda şirketler büyümekte zorlandı. Evet. Ciroda büyümekte zorlandılar. Bu spot bir başlık olabilir mesela. Diğer taraftan enflasyon muhasebesine tabi olmayan şirketler yine güçlülüğünü korumuş durumda. Şirketlerde borçlanma seviyelerinde artış oldu. Yani çok hani borç yapıları bozulmadı ama net borç pozisyonlarında artış oldu. Zaten net nakit akışlarına baktığımız zaman yatırım yapan şirketlerden bir miktar çıkışlar oldu. İşletme faaliyetlerine girişler oldu. Çok ciddi bir nakit bozulması olmadı. Ama bazı şirketlerde, bilançosu kötü gelen şirketlerde burada da ciddi bozulmalar olduğunu gördük. Maliyetleri koruyan şirketler biraz daha faaliyet giderlerini törpüleyen, orada kontrol altına alan şirketlerde de brüt karlılık çok güçlü geldi ve dolayısıyla bu yansıdı. Ama bunun dışında kalan şirketlerde ciddi anlamda negatif etkilenme oldu. Yani toplamda BIST 100 şirketlerine baktığımız zaman dörtte biri iyi bilanço açıkladı ki 560 tane de şirket olduğunu dikkate aldığımızda bu ciddi anlamda bir rakamsal gerçeklik. Üçüncü çeyrekte evet biz daha iç piyasadaki sıkılaşmadan ötürü bununla beslenen şirket bilançolarında olumsuzluklar bekliyoruz. Ama işte dediğimiz gibi bunun da fiyatlara yansıtıldığı düşüncesindeyiz. Artık bu sürpriz değil, konuştuk, anlattık ve hani bunun bu şekilde geleceğini de biliyoruz. Dolayısıyla piyasa bunu ekstra bir fiyatlamayacaktır ama beklentinin çok daha altında gelirse olumsuz etkiler tabii ki. Evet, peki az vaktimiz kaldı ama sektörler olarak şimdi biz bu yıl bankacılığı çok konuştuk. Evet. Şu anda hani bütün o yükselişlerde, düşüşlerde biraz bankacılık öncülüğünde olduğu gibi duruyor. Onu soracaktım. Evet, öyle evet. Mi yine öyle ya? Olmasını bekliyoruz. Bankacılık sektörüyle olmasını bekliyoruz. Bu çeyrekte baktığımız zaman bankacılık sektöründe ikinci çeyrekte çok güçlü bilançolar gelmeyeceğini zaten biliyorduk. Yabancı raporlar yazdı vesaire. Hani biz de bunu söyledik, ifade ettik. Aslında birinci çeyrekte ikinci çeyrek arasında iyi bilanço getiren şirketlerde çok büyük değişiklik olmadı. Yine birinci çeyrekte de getiren, iyi bilanço getiren şirketler ikinci çeyrekte de oldu. İşte mesela sigortalar, telekomünikasyon, sonlar, havacılık sektörü ki onların çoğu enflasyonu tabi değil, fonksiyonel para birimi döviz cinsi olduğundan dolayı. Yine perakendelerin bazıları
enerjilerin bazıları ama tabii orada yüksek çarpanlarla da işlem görüyor. Yani dolayısıyla seçici olmak kendi içerisinde iyi gelen bilançolarında fokuslandığı zaman yani daha büyüttüğümüz zaman ve bilanço içine girdiğimiz zaman oradaki zedelenmeleri de görebiliyoruz. İyi bilanço gelmesine rağmen kalemlerdeki detaylarda. Ama eğer bir yükseliş olacaksa yine sektörel değişimlerin çok fazla oynaklık göstermesini beklemiyoruz. Bankacılık endeksi öncülüğünde bir yükseliş ama bunu da tetikleyen 2025 yılındaki beklentiler olacak. Artık biz bu yılı biraz kapattık. Evet, bu yılı biraz keşke hani daha iyi kapatsaydık diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Seda, görüşlerini paylaştığın için İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizimle beraberdi. Fokus'u noktalıyoruz. Görüşmek üzere.